Hipnozdaki ise makamlarının insan üzerinde fiziki, psikolojik, duygusal etkileri olduğu yaklaşık 1000 yıldan beri düşünülmektedir. Şimdi saz eğitimimiz sizlere Hüseyin Saadettin Arel'e ait Nihavet makamında bir peşreç seslendirecektir. Nihavet makamı klinik araştırmalarda kan dolaşımı, bel ağrısı ve tansiyon hastalıklarında tedavi edici özelliği olduğu ifade edilmektedir. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu programımızın bu son safhasında sizlerle küçük bir uygulama yapacağız. Merhum Rahmi Oruç Güven hocamız müzik ile tedavi konusunda çok çalışma yapmıştır. Bir çalışmasında imaj terapisi ile alakalı bir uygulama yapıyor. İmaj terapisi kısaca ifade etmek gerekirse bir müzik icra edilirken, dinlenirken tabii bu Türk makam müziği olacak, makamsal müzik olacak. Bir müzik icra edilirken dinleyicinin zihninde bir takım imgeler, imajlar oluşuyor. Bir takım nesneler, bir takım mekanlar. Çalışma neticesinde bu imgelerin, imajların kişinin içinde bulunduğu anksiyete, stres gibi, baş ağrısı gibi, depresyon gibi çeşitli hastalıklarına, psikolojik hastalıklarına tedavi edici bir yönü olduğu tespit edilmiş. Bizler de bu nihavet peşleri seslendirirken sizlerden gözlerinizi bir müddet kapatmanızı rica edeceğiz. Eserin bitiminde ise sizlerle küçük bir anket yapacağız. Oylama şeklinde. Ne tür imajlar zihninizde canlandı, gözünüzde canlandı, bunu sizden talep edeceğiz. Şimdiden iyi dinlemeler. Görenler var mı?
parmak kaldırabilir. Yani imaj da karşılaşır. Evet, orman, yeşillik gören var mı? Hayır. Evet, böyle eski bir yerleşim yerinde olduğunu gören var mı? Peki, her türlü su ailesi, göl, nehir gibi şeylerin yanında böyle yeşillik alanlarda olduğunu görüyorum. Evet, evet. Evet, çok teşekkür ederiz. Katıldığınız için. Evet. Kervan değil mi? Kervan gibi böyle bir yolculuğa çıkmış gibi bir imajla oluşuyor. Evet. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Kıymetli hocalarıma, değerli öğrencilerimize. Ve sizin adınıza da konservatuar öğrencileriyle ziyaret edenlerimizle sorumuzu da çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olunuz. Şiir okuyan arkadaşlarımız da